Finansal okuryazarlık eğitimlerimiz, seminerlerimiz devam ediyor. Biz bu finansal okuryazarlık konusuna baş koyduk. Bütün Türkiye'mizi finansal okuryazar yapacağız inşallah. Evet, İSMEK 15. Feshane Şenliklerindeydik. Biliyorsunuz İSMEK'lerde verdiğimiz eğitimler vardı sene boyunca. Bunlar gelecek sene Eylül ayı itibariyle gene devam edecek. Bu şenliklerde kitap imza günü yaptık. Aynı zamanda Sayın Emine Erdoğan hanımefendi de teşrif ettiler. Kendilerine de kitabımı takdim ettim. Ondan sonra da çok eğlenceli, güzel bir seminer yaptık kursiyerlerle beraber. Feshane şenliklerinde kursiyerlerin, İSMEK kursiyerlerinin bir sene boyunca yaptıkları bütün eserler toplanıyor. O kadar şahane, güzel şeyler vardı ki hakikaten el emeği, göz nuru. Ve birçoğu da bunu satıp para kazanmaya da başlamışlar. İstihdam da artmış. Bu da çok güzel bir haberdi bizim için. Yani bizim para durumu kurslarından sonra istihdamın da arttığını öğrenmek kadınlar arasında hakikaten beni çok mutlu etti. Kitapla ilgili çok soru aldım. Alıyorum sizlerden telefonlar, e-mailler, fakslar. Kitaba erişim olmayan halen bazı illerimiz var. İnternetten de burada siz sipariş verebilirsiniz. Burada internet sitemiz www.paradurumu.tv'den kitabı nereden sipariş edebileceğinizi bulabilirsiniz. Gelin beraber bakalım neler yaşadık feshane şenliklerinde. Değerli İSMEK kursiyerleri, İSMEK feshane servisini ziyaret eden değerli kadınlar, erkekler de var aramızda galiba. Değerli İSMEK'liler, hoş geldiniz. Para konularında da en önemli şey samimiyet. Yani aklımızda ne varsa dilimizden de onun çıkması. Evet, şimdi ben size birkaç bir soru soracağım. Harcamalarınızı yazıyor musunuz? Yazmıyorum. Biber... Ben var ya, simit alsam bile yazıyorum. Küçük bir defterim var, çantama attım. Erkekler de cüzdanına kağıt koyabilir, cep telefonuna yazabilir, her şeyi yapabilirsiniz. Ama esas olay küçüklerde gizli, detaylarda gizli. 1 lira oraya, 2 lira oraya, 5 lira oraya derken hop bunlar birikiyor. Sonra diyoruz ki nereye gitti paralar? Biberi aldınız ama sorular devam ediyor. Bütçe yapıyor musunuz? Bütçe yapmaya çalışıyorum. Yapmaya çalışıyorsun. O nasıl evet, oluyor? Evet, çalışmak abi. Nasıl oluyor? Bir anlatır mısın? Şimdi gelir olmayınca giderleri herhalde yapıyorsunuz. Gelir olmayınca... Sabit gelir olmayınca. Sabit gelir olmayınca. Gelir de sabit değil. Evet. Düzensiz mi? Siz çalışıyor musunuz? Eşiniz. Evet. Siz çalışmıyorsunuz. Evli misiniz? Bekarsınız. Peki, bütçe yapmıyorsunuz. İş arama şu anda evet, durumundasınız. Evet. Peki, tamam. Ama bütçe iş arasanız da aramasanız da yapabileceğiniz bir şey. Çünkü bütçe elinizdeki parayı, biraz sonra geleceğiz bütçe konusuna. Elinizdeki parayı bir plana göre harcayabilmek. Bu 701 lira olabilir, 2000 lira olabilir. Ama sonuçta bir para var elde, onun dağılımı. Peki, biber vermeyeceğim burada. Kredi kartınız var mı? Var. Her ay kapatıyor musunuz? Minimum ödüyorum. Biber, iki biber. İki biber. İki biber. Eyvah, eller yanıyor. Evet, kredi kartı konusunu konuşacağız. Kredi kartı minimum ödemekle, asgari ödemekle bitmez. Bankayı sevindiriyorum. Bankayı sevindiriyorsunuz, çok doğru. Bankalar da işini yapıyor, onları da suçlamıyoruz. Para kazanacaklar. Onlar para kazanmaya çalışıyor ama biz de para kazandırmayalım, akıllı olalım, kapatalım kredi kartımızı her ay. Peki, bir kenarda 3 aylık giderleriniz kadar acil durum fonunuz, acil durum birikiminiz var mı? Ben de yok, babam da var. Ben de yok, babam da var. Ne verelim buna? Çikolata mı, biber mi? Çikolata mı? Hadi çikolata veriyoruz. Kaç yaşındasınız? 37. 37. İngilizce işletme mezunuyum bu arada. Şahane, çok güzel. Ama eğitim bir kadının koluna takabileceği en değerli bilezik'tir. Kimse sizden alamaz, devamlı da değeri artar. Böyle bilezik yoktur. Seminerimizden sonra hayatınızda neler değişti? Bende çok şey değişti. Örneğin daha önceden kullandığım kredi kartı limitimi çeyreğine düşürdüm. Alışverişe çıkmadan liste yapıyorum. İhtiyaç ve istekleri ayırıyorum. Daha önce şunu fark ettim, daha önceden ben istek üzerine alışveriş yapıyormuşum. Hepsini biriktirmişim. Ama şu an liste yapıp çıktığımda
siliyorum. İhtiyaç değil, istek. İhtiyaç değil, istek. Ve kredi kartımın asgarisini değil, tamamını artık getiriyorum. Çok etkili ve çok olumlu oldu. Bu seminerlerin mutlaka devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Ben bilinçli bir tüketici olduğumu düşünüyordum ama hiç de öyle değilmişim. Bu sonuca vardım. Devam etmeli. Çok olumlu oldu. Ve artı ondan sonra paramla birikim yapabileceğimi, bir şeyler alabileceğimi gördüm. Çünkü ben onu alışveriş harcadığım için kendi paramla hiçbir şey yapmıyordum ekstradan. Şu an yapabiliyorum.